Ağrı kesici ilaçlar vücudun herhangi bir yerinde gelişen ağrıları dindirmek amacıyla kullanılır. Ağrının kaynağına, süresine ve şiddetine göre etki mekanizmaları farklı olan birçok ağrı kesici türü vardır. Bu nedenle reçetesiz olanları dahil doktora danışılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Ağrı kesiciler kişiye özel reçete edildiğinden bir başkasına önerilmemelidir. Doktorun ilacı kullanma talimatına birebir uyulmalıdır. Bu ilaçları bilinçsizce tüketmek ciddi, hatta ölümcül sonuçlar doğurabilir. Her bir ağrı kesicinin yan etkisi farklıdır. Ancak çoğu sindirim sistemine zarar verebilir. Mide ağrısı, ülser, sindirim sistemi kanamaları, mide ve bağırsak delinmesi görülen diğer ortak yan etkilerdir. Özellikle hamilelikte ve çocuklarda ağrı kesici dikkatle kullanılmalıdır. Doktora danışmadan reçeteli reçetesiz hiçbir ağrı kesici kullanmayın. Doktorun kontrolü dışında bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler ağrıyı baskılayarak hastalık teşhisini geciktirebilir veya zorlaştırabilir. Reçetesiz ağrı kesiciler sık kullanılırsa ilacın etkisi zayıflar. Bu nedenle 10 günden daha uzun süre ve günde 4 haptan fazla içmeyin. Ağrı uzun sürerse doktora gidin. Doktorunuzu genel sağlığınız, tıbbi geçmişiniz ve kullandığınız reçeteli ve reçetesiz, bitkisel takviyeler dahil ilaçlar hakkında bilgilendirin. İlacı kullanırken beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız hemen doktorunuzla görüşün. Hastanın durumu ve ağrı derecesine göre doz ayarı yapıldığından doktora danışmadan dozu asla değiştirmeyin. Ağrı kesiciler kişiye özel reçete edilir. Çünkü birine iyi gelen bir ağrı kesici başkasına iyi gelmeyebilir, hatta zarar verebilir. Bu nedenle ilacınızı başkalarıyla paylaşmayın, öneride bulunmayın. Mideye verebileceği zararı önlemek için tok karnına bir bardak suyla birlikte için. Ağrı kesici ile birlikte verilen mide koruyucuları kullanmayı ihmal etmeyin. Migrenli insanların özelliği sadece baş ağrıları değil. Örneğin çoğunluğunda koku duyusu çok gelişmiştir, kokuları hemen fark ederler ve ağır kokular, parfüm gibi, hemen rahatsız edebilir. Bunun gibi bir özellik olarak da ağrı kesicileri sık kullanınca migrenlilerin beyinlerinde ağrıya karşı koymada gerekli yapılarda bir yıkım gelişiyor ve artık olur olmaz her şey migreni tetikleyebiliyor. Bağımlılık oluşunca migrenlinin ağrısının şekli de değişiyor. Çoğunlukla şiddetli migren ağrısı çeken bir kişi bağımlılık geliştiğinde daha az şiddetli, fakat başında daha yaygın ve sürekli bir baş ağrısından yakınır hale gelebiliyor ya da migren ağrıları değişmeden devam edebiliyor. Tüm ağrı kesicileri, aspirin dahil, doktor önerisine uygun kullanın. Sadece ağrı şiddetliğinde ağrı kesici alın. Bağımlılık yapabilme potansiyeli yüksek olan narkotik ilaçları doktorun talimatına uygun doz ve aralıklarda kullanın. Ağrı kesicinin etkisinin zayıf olduğunu düşünürseniz doktorunuzu bilgilendirin ve kendi başınıza dozu kesinlikle artırmayın. Yüksek doz ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Başka birinin kullanmasını engellemek için narkotik ilaçları güvenli bir yerde saklayın. Arveles, etken maddesi dexketoprofen olan bir ağrı kesicidir. Tablet ve ampul formları vardır. Tablet formu, osteoartrit, romatoid artrit ve ankylozan spondilit gibi kas iskelet sistemi ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı gibi kısa süreli ağrıların tedavisinde kullanılır. Ampul formu ise ameliyat sonrası ağrı, şiddetli böbrek ağrısı ve bel ağrısı gibi orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde tercih edilir. Arveles uzun süreli kullanıma uygun bir ilaç değildir. Yan etkilerini en aza indirebilmek için etkili olduğu en düşük dozda kullanılmalı ve ağrı azaldığında kullanımı sonlandırılmalıdır. Ampul formunda en yaygın yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı ya da kızarıklıktır. Mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve hazımsızlık her iki formda da görülebilir. Arveles'i doktor izni ve önerisi olmadan kullanmayın. Dolorex, diklofenak, potasyum, ilaçlar olarak bilinen geniş bir ağrı kesici grubunun üyesidir. Özellikle romatizmal hastalıklarda eklem yerlerindeki şişkinlik, ağrı ve hassasiyetin giderilmesinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca adet sancıları ve migren ağrılarının tedavisinde de kullanılabilmektedir. En sık görülen yan etkileri, baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı, ishal, cilt döküntüleri ve halsizliktir. Ayrıca karaciğer ve böbrek üzerindeki ciddi yan etkileri nedeniyle Dolorex mutlaka hekim reçetesi ile kullanılmalıdır. Parol, parasetamol, hafif ve orta şiddette ağrılar için kullanılan bir ağrı kesicidir. Migren, diş ağrısı ve adet sancılarını kısa sürede dindirir. Grip ve soğuk algınlığında ateşi düşürmek için kullanılır. Düzenli kullanılmamalıdır. Sadece ihtiyaç duyulduğunda alınmalı ve şikayetler geçince kesilmelidir.
İdeal dozu günde ortalama 1 ila 2 tablettir. 6 yaşından küçük çocuklar ve hap kullanamayan yetişkinler likit, şurup süspansiyon formunu kullanabilir. İlacın bulantı kusma, baş dönmesi, uyku hali gibi hafif yan etkileri vardır. Bu nedenle hamile emziren kadınlar da doktor kontrolünde kullanılabilir. Ancak uzun süre yüksek dozda alımı karaciğere hasar verebilir. Doktora danışmadan kullanmayınız. Majezik mavi renge sahip iki yüzü çentikli bir ilaçtır. Oblong film kaplıdır. 15 adetlik 100 mg tabletler halinde reçetesiz satılır. Majezik boğaz spreyi ve gargarası da mevcuttur. Çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardan biridir. Majezik her durumda kullanılmamalıdır. Doktorun uygun gördüğü durumlar ise şu şekildedir. Eklem iltihabının neden olduğu romatizmal hastalıklarda, dejeneratif eklem hastalığında, kemik erimesi ağrıları gibi durumlarda, omurlar arasında eklem sertleşmesi olduğunda, omurların hareket yeteneği azaldığında, eklem çevresindeki dokuların iltihabında, yumuşak doku yaralanmalarında, ameliyat sonrası görülen ağrılarda, iskelet sisteminde oluşan ağrılarda, regli döneminde yaşanan ağrılarda kullanılması uygundur. Majezik 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Başta migren olmak üzere tüm vücut ağrılarında kullanılabilen son derece güçlü bir ağrı kesicilerden olan Apranax'ın iki çeşidi bulunur. Apranax Fort, orta dereceli ağrılar için ve Apranax Plus ise şiddetli ağrılarda tavsiye edilmektedir. Etkisini 10 ila 15 dakikada gösterir. Novalgin ise genelde baş ağrısı için kullanılır ama hafif ve orta şiddette ağrılar üzerinde de etkilidir. Etkisini 20 ila 25 dakikada göstermektedir. İltihap önleyici ilaçlar, çok uzun süre alırsanız şiddetli mide iltihabına neden olabilir ve kalbinize veya böbreklerinize zarar verebilir. Birleşik Krallık'ta opioidler için verilen reçetelerin sayısının 10 yılda 2 katına çıkarak yılda 12 milyondan 24 milyona çıkması pek şaşırtıcı değil. Ve 192 bine kadar insanın bunlara bağımlı olabileceği düşünülüyor. Ağrı kesicileri uzun süreli bir durum için alıyorsanız hemen kesmeyin. Ancak düzenli dozlarda güçlü ağrı kesiciler alıyorsanız kendinize bazı ciddi sorular sorun. İlk olarak, 3 ayı aşkın süredir düzenli olarak hap alıyor musunuz? Eğer öyleyse, günde kaç tane ağrı kesici aldığınızı tam olarak biliyor musunuz? Hiç reçete edilen dozdan daha fazlasını almak için çaba gösterdiniz mi? Reçetenizin yenilenme zamanı gelmeden haplarınızın bittiğini mi düşünüyorsunuz? Her zaman tükeniyor gibi göründüğünüz için eşiniz de dahil olmak üzere diğer insanlardan tablet ödünç alıyor musunuz? Ağrıyla baş etmek kolay değildir. Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz doktorunuzla konuşun. Daha fazla sağlık ile ilgili videolar için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın.